Değerli CRI Türk takipçileri, pandemi koşullarında evden gerçekleştirdiğimiz Uzak Doğu'dan Esintiler programına hoş geldiniz. Sinema sanatının en iyi yönetmenlerinden biri olan Emir Kusturica, futbol sanatının gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu Diego Armando Maradona'yı anlatacağı belgesel filminin çekimleri için 2005 yılının Mart ayında Buenos Aires'e gider. En büyük ortak noktaları anti-emperyalizm ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası politikalarından nefret etmek olan biri Yugoslav, diğeri Arjantinli iki samimi arkadaş, çekim yapmak için Diego'nun çocukluğunun geçtiği kentin en yoksul mahallesi Villa Fiorentino'daki küçük eve uğrarlar. Bu evdeki sohbet sırasında laf lafı açarken konu ABD'nin Latin Amerika'da yapıp ettiklerine gelir. Ve Maradona, Amerikalılar bu ülkeyi ayaklar altına alıp çiğniyorlar ve bir daha ayağa kalkmasına izin vermiyorlar. Eğer onlar borç verirlerse 10 katını geri isterler dedi. Kusturica'nın peki ne olacak, bütün dünya bir Amerikan sömürgesi mi olacak şeklindeki sorusuna Maradona'nın yanıtı görünüşe bakılırsa öyle şeklindedir. Kusturica bu kez özel vurguyla Çin'de mi diye sorunca Maradona hiç düşünmeden hayır Çin değil diyerek net bir dille noktayı koyar. 2008'de tamamlanıp sinema seyircisiyle buluşan Maradona by Kusturica adlı 90 dakikalık bu harika belgeselde Çin'den yalnızca bir kez söz ediliyor. Ama Maradona'nın Çin'le ilgisi bu cümleden ibaret değil. 25 Kasım günü Maradona hakkında Çin genelinde 15 milyar sosyal medya paylaşımı yapıldı. Çin Futbol Federasyonu'nun duyurusunda Maradona'nın 20. yüzyılın en büyük futbolcusu olduğu ve futbolun gelişimine büyük katkı yaptığı belirtildi. Ne derece doğru bilemiyorum. Modern Çin'in yaratıcılarından Deng Xiaoping'in 1986 futbol şampiyonasının ardından Maradona'nın Çin'de bir futbol takımına transfer edilmesini çok istediği, çeşitli temaslarda bulunduğu, hatta İtalyan Cumhurbaşkanı Sandro Pedrini ile görüştüğü ama bunun çok yüksek transfer bedeli ve tam o sırada Napoli ile yapılan anlaşma nedeniyle gerçekleşmediği çokça dile getirilmişti. Deng, uyuyan futbol devini uyandırmak, futbolu fiilen doğduğu topraklarda güçlendirmek, bunun için de dünya çapında bir marka niteliğindeki Maradona'nın yeteneklerinden ve şöhretinden yararlanmak istemiş olabilir. Ama bu isteği ne yazık ki gerçekleşmedi. Maradona'nın Çinli futbol severlerle ilk buluşması 22 yaşında Boca Juniors futbolcusu olarak 1982'de Hong Kong'da yaşanır. 10 Haziran'daki maçta kentin takımı Seiko ile karşılaşıp 2-0 yenerler. Çin anakarasına ilk yolculuk ise 1996'da gene Boca Juniors'la Avrupa macerasını tamamladıktan sonra Arjantin'e dönüp formasını tekrar giymeye başladığı eski takımıyla gerçekleşir. 25 Temmuz 1996'da başkentteki Tarihi İşçi Stadyumunda Beijing Guoan'la yapılan dostluk maçını Boca 2-1 kazanır. Maradona o gece gol atmasa da tıklım tıklım dolu tribünlerden büyük sevgi görür. Arjantin takımı Çin turu kapsamında 3-0'lık bir başka galibiyet daha elde ederler. İkinci ziyaretini 2003'te emeklilik dönemindeyken daha çok turistik amaçlarla yapan Maradona, bu gidişinde Çin Seddi'ne çıkmayı da ihmal etmez. Kahramanlığını yeşil sahalardan sonra büyük duvarda da sergilemiş olur. 2008'de bu kez olimpiyat oyunlarını izlemek için Beijing'dedir ve Lionel Messi ile Arjantin futbol takımının altın madalya kazanma sürecini yakından takip eder. 2 yıl sonra 2010'un Kasım ayında bir yardım organizasyonu kapsamında Güney Çin'deki Dongguan kentini ziyaret eder, genç futbolcu adaylarıyla eğitim çalışması yapar. Kanser tedavisi gören bir çocukla birlikte göründüğü fotoğraf geniş yankı uyandırır ve Maradona'nın Çin'de sahip olduğu sempati ikiye katlanır. 2012'de yine uluslararası bir kampanya dolayısıyla tekrar Beijing'dedir. Çin medyasında Maradona'nın ülkede teknik direktörlük yapacağı yönünde haberler yer alır. China Daily'ye verdiği röportajda futbolun gelişimi için gerekli yatırımlar konusundaki düşüncelerini açıklar, ayrıca Çin Futbol Federasyonu Başkanı'yla da bir görüşme gerçekleştirir. 2014'te CCTV ile röportajında Çinli genç futbolcuların yetişmesi için Boca Juniors'la yapılacak işbirliğinin ve Arjantin kulübünün eğitim programlarından yararlanmanın öneminden söz eder. Maradona, dünyanın en güçlü ekonomilerinden Çin'in futboldaki gelişim ve dünya kupalarındaki başarısı için önerilerini sıralar. 2000'li yıllarla birlikte futbolda kendisinden daha çok Avrupa ve Latin Amerika çıkışlı sansasyonel transferleriyle söz ettiren Çin'in deneyimli spor gazetecisi Chen'in sözleri bu ülkedeki Maradona tutkunlarının duygusunu gayet iyi özetliyor. Maradona, mümkün olmadığını düşündüğümüz biçimde futbol oynadı. 1970'li ve 80'li yılların Çinli futbol sever kuşakları için o bir semboldü, ruhani bir idoldü. Şimdi futbolun ötesine geçti. Sevgili Uzak Doğu'dan Esintiler dinleyenleri, programımız kısa bir molanın ardından kaldığı yerden devam edecek. Tibetçe'de Tibet tıbbı Sova Rigpa olarak adlandırılıyor. Lum ise doğal kaplıca, şifalı su veya buharda banyo yapmakla ilgili geleneksel bilgi ve uyarlamalar anlamında. Lum banyosu zihin ile vücut arasındaki dengeyi ayarlamayı, sağlığı tesis etmeyi ve hastalıkları tedavi etmeyi hedefliyor. Lum banyosu Sova Rigpa'nın önemli elementlerinden biri olarak Tibet halkının
toprak, su, ateş, rüzgar ve uzay dahil Jungva Niga adıyla bilinen 5 temel elemente dayalı hayat yaklaşımını yansıtmakta. Port Louis'teki toplantıda hazır bulunan Çin Heyet Başkanı ve Çin Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Hang Shu yaptığı konuşmada Tibet halkının günlük yaşamından kaynaklanan Lun Banyosu'nun bugün de dinamizmini koruduğunu belirtti. Zhang şu ifadeleri kullandı. Lun Banyosu, Çin'de yaşayan Tibet halkının geliştirdiği, sağlığı korumak ve hastalıkları tedavi etmekle ilgili geleneksel bilgi ve uygulamaların genellenmesidir. Tibet halkının günlük yaşamlarıyla sıkıca bağlantılıdır. Bu miras projesi, yerel halkın banyo yapma metoduyla hastalıkları önleme ve tedavi etme tecrübesinin ifadesidir. Aynı zamanda geleneksel Tibet tıbbı teorisinin çağımıza aktarıldığının da bir ispatıdır. Zhang Shu, Lun Banyosu'nun insanlığın maddi olmayan kültürel miras listesinde yer almasıyla halkın bu tip bir metot hakkında bilgi edinmesini ve Tibet tıbbının dünyaya yayılarak daha fazla insanın faydalanmasını sağlayacağını savunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Lun Banyosu, Tibet, Shinhai, Shinshuan, Gansu ve Yunnan gibi eyalet ve özerk bölgelerdeki Tibet halkının toplu halde yaşadığı alanlarda çok yaygındır. Ayrıca İç Moğolistan özerk bölgesi ve Xinjiang Uygur özerk bölgesinde de rastlanabiliyor. Lun Banyosu ile ilgili projeler 2008 ve 2014 yıllarında ulusal düzeyde maddi olmayan kültürel miraslar listesine dahil edilmişti. Tibetlilerin Lun Banyosu'nun katılımıyla UNESCO'nun maddi olmayan kültürel miras listesine yazılan Çin miras sayısı 40'ı buldu. Kun operası ve Uygurların mukam sanatı da dahil olmak üzere 32 miras, insanlığın maddi olmayan kültürel mirası temsili listesinde yer alıyor. Qiyangların yeni yılı, Li milliyetinin geleneksel dokuma, boyama ve nakış tekniği ile matbaa tekniği dahil 7 miras, acil koruma ihtiyacı olan soyut miraslar kategorisinde. Fujian eyaletinin kukla operasının aktarıcı yetiştirme projesi ise iyi korunan uygulamalar listesinde. Lun Banyosu ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması için 5 yıllık bir plan saptandı. 2009 ile 2023 yılları arasında Tibet geleneğinin korunması için özel mesleki eğitim yürütülecek, gençlerin korunma bilincinin arttırılması için okul eğitimi de güçlendirilecek. Sevgili Uzak Doğu'dan Esintiler programını dinleyenleri, kısa bir molanın ardından bölümümüz kaldığı yerden devam edecek. Hong Kong Post, Bruce Lee'nin 80. doğum yılı anısına 27 Kasım'da Bruce Lee, dövüş sanatlarının temsilcisi adlı özel bir anma pul seti yayımladı. 6 puldan oluşan sette Bruce Lee'nin 4 filminin fotoğrafları, Jeet Kune Do ve felsefesinin imgeleri yer alıyor. Hong Kong Jeet Kune Do Derneği Başkanı Lu Di, Bruce Lee'nin bir dövüş sanatçısı, aktör ve filozof olduğu görüşüne tamamen katılıyor. Lu, Bruce Lee'nin felsefeyi dövüş sanatları ile birleştirdiğini ve benzersiz Ying ve Yang monizmini kendi yarattığı Jeet Kune Do ile geliştirdiğini söylüyor. 1974'te Bruce Lee'nin ölümünden bir yıl sonra Hong Kong'da bir ortaokulda okuyan Lu Di, tesadüfen Wing Chun ile temasa geçti. Tüm Bruce Lee filmlerini sinema salonlarında izlemiş olan bu genç adam o günlerde bir kung fu ustası olmayı beklemiyordu. Üniversiteden mezun olduktan sonra resmen kung fu öğrenmeye başlayan Lu Di, Bruce Lee gibi önce Wing Chun dövüş sanatlarını öğrenmeye başladı. Lu'nun öğretmeni Bruce Lee'nin aynı hocadan Wing Chun eğitimi almış olan Huang Chung Niang'dır. Daha sonra Wing Chun, ustası olan Lu Di, Bruce Lee'nin öğrencisi olan Huang Jingming'den Jeet Kune Do'yu öğrendi ve 2000 yılında Huang Jingming'in verdiği yetkiyle Kung Fu eğitimi veren ve Çin kültürünü tanıtan Jeet Kune Do Enstitüsü'nü kurdu. 1960'larda Bruce Lee, Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim gördüğü sırada Seattle'da adı Junfang Kung Fu Enstitüsü olan ilk dövüş sanatları spor salonunu açtı. Junfang, Bruce Lee'nin gerçek adıdır ve yabancı ülkeleri şok etmek anlamına gelir. O sırada Bruce Lee, mektubunda dövüş sanatları salonu açmasının nedenlerinden bahsetti. Yavaş yavaş Bruce Lee, Jeet Kune Do'yu kurdu ve geliştirdi. Lu Di, Jeet Kune Do ve geleneksel dövüş sanatları, teorik içerikler, hareketler ve güç kullanma yöntemleri açısından tamamen benzersizdir. Geleneksel dövüş sanatlarında sabit bir duruştan sonra omurga yoluyla belden ellere güç gönderilir. Jeet Kune Do'da önce ellerle güç kullanılır, daha sonra belden güç alınır. Bruce Lee bir keresinde şöyle demişti. Jeet Kune Do nedir? Kuşkusuz bir Çin dövüş sanatıdır. Jeet Kune Do belini kollardan ayırmıyor ve dövüş sanatlarının bir formalite haline gelmesine karşı çıkan ve geleneksel modelden kurtulan bir Çin dövüş sanatıdır. Daha sonra Bruce Lee, geleneksel dövüş sanatlarından kurtulun başlıklı bir makale yazdı. Sırasıyla 8 kez revize edilen bu makalenin 8 versiyonu Bruce Lee'nin The Artist of Life adlı kitabında yer alıyor. Bruce Lee, dövüş sanatlarının felsefesini, öğrendiklerinizi doğal olarak kullanın, kendinizi dövüş hareketleriyle sınırlamayın diye özetliyor. Aslında Bruce Lee çok okur ve okumayı seven Lee'nin bir sürü kitabı vardır. Üniversitede felsefe eğitimi almış olan Bruce Lee, felsefeyi dövüş sanatlarıyla da birleştiriyordu. Bruce Lee, Hong Kong'da yaşadığı 18 yıl
yıl boyunca 23 filmde rol aldı. Bruce Lee, Amerika'da bulunduğu yıllarda Hollywood tarafından bazı rollerde oynamaya davet edilmişti. Buna karşın bu rollerin kendisine uygun olmadığına inanıyordu. Bruce Lee, Çin filmlerinin gelişmesinde üzerine düşeni yapmak için Hong Kong'a dönmeye karar verdi. Sevgili Uzak Doğu'dan esintiler dinleyenleri, kısa bir molanın ardından programımız kaldığı yerden devam edecek. Çin'in yeni insanlı dalgıç denizaltısı Fendouse, okyanus seferini tamamladıktan sonra cumartesi günü sabah saatlerinde bilimsel araştırma gemisi Tansuo 1 ile birlikte Güney Çin'in Hainan eyaletine geri döndü. Ana gemi görevi gören bilimsel araştırma gemisi Tansuo 1, cumartesi sabahı 8.30'da Hainan eyaletinin Sanye kıyı kentine yaklaşarak demirledi. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, cumartesi günü insanlı denizaltı Fendouse'nin 10.000 metre derinliğine dalış denemesinin başarıyla tamamlanması ve limana geri dönüşünü tebrik etmek için bir mektup gönderdi. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı Xi Jinping, derin deniz ekipmanı geliştirme ve bilimsel çalışmalara kendini adamış bilim insanlarına en içten tebrik ve selamlarını sundu. İnsanlı denizaltının geliştirilmesinin ve deniz dalışı denemesinin Çin'in deniz yüksek teknolojisi alanındaki kapsamlı gücünü temsil ettiğini vurguladı. Fendouse, 10 Ekim'de başlayan keşif gezisinde dünyanın Batı Pasifik'teki en derin doğal hendiği olan Mariana Çukuru'nda 10.000 metre derinliğini aşan 13 dalışı başarıyla tamamladı. İnsanlı denizaltı 10 Kasım sabah 8.12'de 10.909 metre derinliğe dalarak yeni bir ulusal rekor kırdı. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'na göre keşif ekibi, tayfun, yağmur ve yüksek sıcaklık gibi zorlukların üstesinden geldi. Birden fazla test yaptı ve çok miktarda tortu, kaya ve deniz tabanı biyolojik örneği aldı. Sefer sırasında Fendouse denizaltısı ve derin deniz video iniş aracı Shanghai'nin ortak operasyonunda gerçekleştirildi. Böylece denizin derin sularında çekilen video görüntüleri canlı yayınla ana gemiye sorunsuzca ulaştırılmış oldu. Su basıncının atmosfer basıncından 1100 kat daha fazla yoğun olduğu okyanusun en derin kısmına güvenle dalabilen insanlı bir denizaltı yapmak zor olsa da bu tür derinliklerden canlı video yayını yapmak bir o kadar zor. Suda daha çok yüksek dirençle karşılaşan elektromanyetik dalgalar 100 metre derinliğin altındaki deniz suyunda neredeyse hiç seyahat edemezler. Çinli mühendisler verileri iletmek için fiber optik kabloyu Shanghai'ye bağlayarak video aktarım sorununu yaratıcı bir şekilde çözdüler. Su altında 10.000 metre derinlikte bir şeye ip bağladığınızı düşünün. Fiber optik kablo, derin denizdeki karmaşık su koşullarına dayanacak kadar güçlü olmalıdır. Başarılı deniz dalışı denemesi, denizaltının çeşitli işlevlerini ve performanslarının yanı sıra Çin'in derin deniz ekipman ve teknolojideki atılımlarının doğrulanmış yolu oldu. Ayrıca denemenin ardından Çin'in derin deniz bilimsel araştırmalarının ilk aşamasına girişi mümkün oldu ve elde edilen veriler ülkenin sonraki derin deniz araştırmaları için güçlü teknik destek sağladı. 2016 yılında mütevazı olarak başlayan girişim, yaklaşık 100 araştırma kurumu, kolej ve işletmeden yaklaşık 1000 bilim insanı ve araştırmacının katılımıyla büyük bir proje haline geldi. Fendouse denizaltısı, güvenli ve güçlü bir enerji sistemi, gelişmiş bir kontrol sistemi ve bir konumlandırma sistemine sahip. Denizaltının kabini ve kaldırma kuvveti malzemeleri önceki modellere göre daha dayanıklı. Temmuz 2010'da Çin'in kendi geliştirdiği ilk derin denizaltısı dalgaların altında 3.759 metreye ulaşmıştı. Gelinen son noktada elde edilen başarı, Çin'i Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Rusya ve Japonya'nın ardından deniz seviyesinin 3.500 metre altına mürettebat gönderebilen dalış teknolojisine sahip 5. ülke yaptı. Değerli Uzak Doğu'dan Esintiler programının takipçileri, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dileriz. Maskenizi takmayı unutmayın. Hoşçakalın.